tartışmaya bağlı olarak yükseliyor. Levhanın tam önünde yüksek bir kütle oluşuyor. Kepçenin önüne kattığı kumları sürüklemesi gibi düşünün. İki taraftan oluyor bu. Kepçenin tam önünde asıl yığınan var. Ama iki tane birbirine doğru devam eden kepçe aradaki yerlerin de yavaş yavaş dolup yükselmesine sebep oluyor. Şimdi tam kepçenin önüne denk gelen kısımlar Kuzey Anadolu dağları ve Toroslar oluyor. Güneyde Avrasya'nın Afrika ve Arabistan'ın önüne denk gelen Torosları, kuzeyde ise Avrasya'nın önüne denk gelen Kuzey Anadolu dağlarını oluşturan iki tane yükselim meydana geliyor. Aradaki kısım ise bu sıkışmaya bağlı olarak toptan yükselmeye başlamış ve denizden çıkarak kararlaşmaya başlamış bir saha. Yalnız bu iki tane aşırı yüksek saha, diğerine göre aşırı yüksek saha olan Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının arasında onlara göre daha alçak bir yükselmiş saha var. Burası yükseliyor ama Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarının arasında, onların ortasında gene bir çanak şeklinde. Bugün hala Konya Kapalı Havzası dediğimiz bu saha, İç Anadolu bölgesinin tamamını düşünün. Bu bölgeye denk gelen yer Toroslar ile Kuzey Anadolu dağları arasında kalmış. Egeit Karası'nın çökmesinden önce orada da yükselenler. Boz, Aydın, Menteşe dağları falan orada yüksek bir saha var. Bunların arasında kalmış bir havza şeklinde. Ve o havza Toroslardan Kuzey Anadolu dağlarından bütün gelen materyallerin, yüzey sularda akarsulara gelen malzemenin yığılıp olduğu saha. Bugün bunun yaşayan basit bir prototipi ve örneği şeklinde diyebileceğimiz, bakiyesi diyebileceğimiz, prototipten ziyade bakiye diyebileceğimiz Tuz Gölü var. Tuz Gölü'ndeki vaziyet, orayı düşünün mesela, dağlardan gelen malzeme gölün tabanına birikiyor. Birikiyor zaten 2 metre derinliği olan bir göl kalmış orada, değil mi? İşte bütün bu bölgenin onun gibi büyük bir gölden ibaret olduğunu ve malzemenin yığıldığı saha olduğunu düşünün. O yığılan malzeme işte bu gördükleri. Tamam, bunlar o gölün tabanında biriken malzemelere denk geliyor. Kum taşı, kil taşı, çamur taşı, man gibi malzemeler. Mesela işte kırmızı çamur taşlar var, yeşil manlar var, kil taşlar var, arada daha beyaz şeyler. Yine kinli manlı birimler var, yukarıda kahverengi, sütlü kahveye çalan tonlar. Bunların her birisi dışarıda olan hadiselerin aslında bir yansıması. İklim biraz kuraklaşır, başka malzeme gelir. Biraz fazla yağışlar artar, akarsu debileri yükselir, daha iri parçalar işte mesela kum taşları gelir. Biraz kuraklaşır, daha az küçük malzemeler gelmeye başlar. İşte atıyorum çamur taşı, mil taşı gibi malzemeler gelir. Dışarıdaki her değişim, oraya malzeme taşıyan unsurun değişimi, akarsuyun artıp azalması, iklimin değişmesi, malzeme taşınan sahadaki özelliklerin değişmesi, her birisi bu malzemelerin değişik tabakalar halinde farklı dönemlere ait birimler olarak üst üste yığılmasına vesile olmuşlar. Ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra da Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları arasında kalan bu kısım gölün şeyi gibi düşünün. Şu en üstteki açık kahve bir tabaka var. Bakın dikkat edin. Evet. Sütlü kahveye benziyor. Evet. En üstte tam tepede. Zirvede. Bu bölgeye göre yaklaşık en yüksek o büyük ihtimalle. En yüksek o. En azından o kadar. Belki onun üstünde birkaç tane daha vardı. Aşındı gitti bilmiyoruz ama en azından o seviyeye kadar gölün tabanı bir kere. Yani suların altında taban kısmı. Oraya kadar malzeme birikiyor. Ondan sonra en azından ondan sonra belki daha da yukarı. Ondan sonra göl suları başlıyor. Bizim şu an olduğumuz yerden aşağı yukarı 250-300 metre yukarıda bir yerden bahsediyoruz. Biz gölün dibindeki çamurun 300 metre altındayız şu an. Tamam mı? 300 metre üstümüze kadar çamur. Ondan sonra göl başlıyor. Ondan sonra gölün derinliği de ne kadarsa yükseliyor. Ve o sırada Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlarına dayanan göl kenarları var diye düşünün. Tamam mı? Bu gölün fazla suları ki işte bütün mesela Kızıl Irmağı düşünün. İşte Uzunyayla, Platosu'nun şunun bunun bütün suları toplanıyor değil mi? Toplanan sular bu göle depolanıyor. Ve göl suları fazla gelen sular ne yapıyor? O dağların etrafını bent gibi çeviren işte Kuzey Anadolu dağları, Torosların alçak bir yerinden dışarı akmaya, denize ulaşmaya başlıyor. Kızıl Irmağ'ın yardığı yer gibi. Ondan sonra o bölge ne yapıyor? Göl suları göl ayağı aktıkça orayı yarmaya, derinleştirmeye başlıyor. Derinleşince ne oluyor? Göl yavaş yavaş oradan boşalıp dışarı akmaya başlıyor. Bugün boşalmış, burada göl falan kalmamış. Hepsi boşalmış. Ondan sonra geri kalan arazide de bütün bölgenin sularını toplayan Kızıl Irmak veya daha batı kesimde olan Sakarya ne yapıyor? Suları toplayıp oradan gene denize ulaştırmaya devam ediyor. Artık birikemiyor çünkü oraya yarılmış bir çanak yok. Bir kenara kesilmiş, kırılmış bir tabak var. Bir çorba kasesinin kenarını şöyle V şeklinde kesin, içinde su tutamazsınız. Hepsi oradan akar gider. İşte o akıp giden su Kızıl Irmak. Kızıl Irmak çünkü bütün bu yumuşak malzemeler, göl tabanına ait bu küçük döküntülü karasal detritik dediğimiz malzemeyi bol bol buradan aşındırdığı için sürekli sediment taşıyor. O yüzden fazla miktarda sediment taşmasına bağlı olarak da rengi sürekli sarı, turuncu, kırmızı tonlarda, kahverengi tonlarda. Tamam. Sürekli buradan malzeme taşıyor. İşte bizim bu 300 metre üstümüze kadar olan çamuru, en azından o kadar olan çamurun hepsini toplayıp Karadeniz'e taşımış ve orada kocaman ne inşa etmiş? Delta. Değil mi? Çarşamba, Bafra deltalarından sonra işte bu şekilde. Buralardan taşlanan malzemeler de oluşuyor. Yeşil Irmak, Kızıl Irmak'ın taşıdığı malzemeler de oluşuyor. Ha, ondan sonra ne oluyor? Ondan sonra işte her yardıkça, burayı derinleştirdikçe artık kendine ait bir topografya oluşturuyor işte. Vadiler, sırtlar falan.
varılan yerler, vadiler oluşturuyor. Buradaki mesela bakın çorumda çekiler var. Tabakalara dikkat edin. Üstte kalker, bakın sert bir tabaka var üstte. Onlar kalker. Onlar altındakileri korumuş. Aynen şey gibi düşünün. Tek yön değil. Peri bacalarının tepesindeki şapkanın altındaki yapıyı koruması gibi. O üstteki sert kalkerler, alttaki yapı, bak yumuşak alttakiler ama onları korumuşlar. Onları koruyan bu tabakalar ne yapmış? Kubbe şeklinde orayı sarmış ve bir antik mineral şeklinde oluşmuş. Antik mineralin yamacının aşağı ruz dediğimiz değil mi? Jura tipi yorumlarda vardı yani. Hemen yamacı yaran bir akarsu vadisi var. Yani bir hülüvyal topografya burada oluşmaya başlamış. Ne yapıyor? Bu bölgenin boşalmasıyla birlikte bu meydana geliyor. Ondan sonra ne oluyor? Zemine kadar yarılmış, bugün de hala yarılmaya devam eden bu derin sahalar ve yüksekte kalıp korunan tepelik alanlar oluşuyor. Aslında buranın hepsi tepeye kadar dolu bir havza veya işte çamur deposu şeklinde düşünün. Öyleymiş ama ondan sonra yavaş yavaş boşalıyor ve bugünkü bakiyeler kalmaya başlıyorlar. Şimdi burada diğer araçtakilerin duymadığı ekstra bir şey söyleyeyim. Bakın tabakalara dikkat edin. Hemen sol alttakiler bakın ne yapıyor? Şu an güneşe doğru yükselmişler değil mi? Evet. Diğer taraftakilere bakın. Şu yani en üstteki sertin altındaki beyazın alttaki bakın orada ne var? Ne orası? Diskordans var değil mi? Evet, bir uyumsuzluk. Yani bu zaman bu süreç devam ederken bu şunu gösteriyor. O göl tabanında bir şeyler yığılırken ara ara orası aşınım sahası haline gelmiş olabilir değil mi? Yüzey aşınmış, aşınması için karalaşması lazım. Ondan sonra tekrar derinleşmiş, tekrar üstüne malzeme birikmiş falan. Bunların her birisi tabi başından geçen badireleri anlatmak için bize ipuçları veriyorlar. Bu yapılar, şu karşıda görebilirsiniz. Aslında öbür tepeden daha iyi gözüküyordu. Şu karşıda var bakın bir iki tane. Bir tarafı meyilli, bir tarafı dik. Bakın sırtlar var. Bir tarafı keskin, bir tarafı daha az meyilli. Burada kısmen var da buradaki iyi gözükmüyor. Orada varlar, karşı yamaçta varlar. En uzak tepeleri gösteriyorum. Bunlar da burada mesela bir kıvrım oluşmuş değil mi? Orada ise daha çok tabakalar bir yöne çarpılmışlar. Sıkışıyorlar ya arada sürekli. Bir yöne doğru meyilli olduğu yerde tabakalara ne diyoruz? Biz monoklinal yapı. Ve sert tabakanın sırtına aynen bunun gibi sert tabaka korunuyor. Onun sırtına denk gelen yer tabaka yüzeyi boyunca değil mi? Bir düzlük oluşturuyor. Yani hafif meyilli. Ne kadar meyilli varsa meyilli bir saha oluşuyor. Ama tabakanın kesildiği yerden itibaren daha dik bir meyile sahip bir yamaç oluşuyor ve bunlara bu eğimdeyseler cuesta diyoruz. Biraz daha dik oldukları zaman işte hogback veya domuz sırtı dediğimiz yapılar ortaya çıkıyor. Onlar da moleküler yapımlarında. Karşıda ise hafiften böyle hafif dalgalı bir yapı var. Değil mi? Biraz yükseliyor, biraz aşağılıyor. Bunlar da hala buranın sıkışmayla birlikte ne yaptığını, aradaki malzemenin, çünkü hepsi üstünde ilk başta ne yapıyordu sedimentler? Yatay bir şekilde üstte sıralanıyor. Evet. Her eğilme, bükülme oranın tektonik bir faaliyete maruz kaldığını gösterir ki o hafif dalgalanmada oranın bir parça sıkıştığını ve dalgalanmaya başladığını gösterir. Evet. Tamam. İleride gene denk gelirse tekrar devamını anlatırız. Çok diğerlerini bekletmiyorum. Arabada bekliyorlar. Devam edelim. Ondan sonra bakacağız. Soracak bir şey? Evet. Bir daha söyle. Renkler çok farklı. Renkler o ara belki yoktur ama şey yani dışarıdaki ortam koşulları değiştikçe biraz kuraklaşıyor daha ince malzeme geliyor. Biraz iklim nemleniyor, akarsular gürleşiyor daha iri malzeme taşıyor. O kum taşı oluyor, öbürü çamur taşı, öbürü mil taşı falan. Farklı farklı malzemeler, farklı farklı koşullarda geldiği için oradaki malzeme bir sonraki gelenle uyuşmuyor. Ve her bir malzeme kendi özelliğine göre farklı renkte olabiliyor. Başka başka unsurlar geliyor. Mesela kurak koşullarda kireç fazla yıkanıp gitmediği için kireç birikimi fazla oluyor. Daha beyazlar genellikle daha kurak koşullar. Daha kırmızılar daha kirecin yıkanıp işte kalsiyumun, karbonatın onların yıkanıp gittiği, tuzların yıkandığı ama daha çok killerin, oksitlerin, demir oksitlerin falan kaldığı daha kızıl renkli çamurlara denk geliyor. Onlar biraz daha pluvial dediğimiz hani daha nemli sıcak koşullarını yürüyor. Yer altındaki geçiş tabakası var ya beyaz gibi. Beyaz daha çok kil taşı gibi. Kil taşına benziyor. Altındaki biraz yeşil olan. Üstteki kırmızı çamur taşı. Üstteki yine kil taşı. Yani değişiyor tabii. Hani buradan hani tam bilemeyiz. Belki kum taşları var. Belki işte fasiyesin göl fasiyesi olduğunu nereden anlıyoruz? Yani denizel fasiyet olma ihtimali. Sığ deniz ya da göl ama burasının hani tektonik evrimini bildiğimiz için buranın sığlaştığı süre Toroslarla Kuzey Anadolu dağların burayı denizden ayırıp bir göl haline getirdiği süre. Evet. Sığlaştığı zaman bura gölde şey denizden kopuyor, büyük bir göl haline geliyor. Denizel değil yok. Göl fasiyesi. Ama hani şey buranın gölü Marmara'dan daha büyük bir gölden bahsediyoruz. Tamam? Peki hocam yani, bir şey sorabilir. Mesela o beyaz şerit orada varken devamında o tarafta yoksa devamında şöyle bak. Oradan geliyor kırmızı şeritler aşağı doğru dalmış bak. Ha, aşağı bak bükülmüş iniyor. Ya.
alta doğru dalıyor. Bir de aradaki yerde bir vadi var. O orayı kesmiş, oradaki malzemeyi boşaltmış. Devamı şu verdeki kırmızıların altından devam ediyor böyle. Hocam burada Sakarya'nın bir kolu böyle. Üstteki kolu var. Hem de düz bak, yön tabanı olabilir. Mesa mı? Yani yatay yapılarda mesa deniyor. Evet. Yatay yapılarda düz olduğu zaman mesa deniyor. Ama sert tabak oluşturuyoruz. Altı korumuş. Tam yatayı mı bilmiyoruz. Belki orası şöyle duruyordur. Biz burayı görüyoruz. Düz sanırız. Belki arkaya doğru eğimli. Göremediğimiz için tam onu söyleyemeyiz. Mesela ilerideki dağın bitki örtüsü geniş, yani çok, yani oranın Karadeniz olmamasının sebebi iklim mi? O bölge biraz kuzeyden geldiğinde hava yarıyor. Bir de toprak yapısı daha etkili. Tabii, mesela burada fazla kireç vardır. Bitkilerin yetişmesinin daha uygun koşullar orada vardır atıyorum. Toprak koşulları, nem koşulları her biri bitki örtüsünü değiştirdiği için. Veya bu bölge daha eskiden beri yerleşiliyor. Orada daha az yerleşme vardır. Oradaki orman daha az tahrip olmuş. Her şey olabilir. Ama daha çok, yani asıl temelse yukarı doğru gidecek, kuzeye doğru. Çünkü güneş burada, güney. Kuzeye doğru gidecek biraz daha nemli koşullar orada hakim olmaya başlayacak. Peki şu kısım, şu alçak kısım. Bunlardır. Hani bak, o biriken depolar. Farklı farklı ama çarpılmış ve ne yapmış? Buradaki tabakaların deforme olduğunu, ilksel konumlarının bozulduğunu gösteriyor. Yani düz duran tabakalar artık bugün böyle duruyor. Dolayısıyla sıkışık, bükülmüşler. Tamam mı? Her birisi bir tabaka. Her birisi farklı koşulların duruyor. Hadi.